Gaziantep'te evinin damında oturan 16 yaşındaki Mertcan Demirkol'un karnına yorgun mermi isabet etti. Merminin parmağından sektikten sonra hızını kaybederek karnına isabet etmesi, Mertcan'ın hayatını kurtarırken, günlerdir korkuları dinmeyen anne ise silahlı kanların bulunmasını istedi. Galatasaray'ın maçı vardı Adana Demirspor'la, onu izliyorduk. Sonra tam oturuyordum, ben telefonla oynuyordum. İlk başta havadan çok sert bir şekilde geldi, elime düştü. Elimden göğsüme sekti, göğsümden de başka bir yere gitmiş. Çok sert geldi ama. Evet, şu an çok büyük bir acı vardı elimde. Göğsümkünü fazla hissetmedim, ona girdi ya. Onu hissetmedim de elimkisi çok ağrıdı ilk başta. Sonra göğsüm ağrıdı işte. Böyle yanma bir de çok sert çarptı. O çok ağrıttı. Kemiği içindeki. Sonra işte hastaneye gittik, ambulans geldi, polis falan geldi. Kurşunu polislere verdik işte. İşte göğsümün 2 santim 3 santim aşağısına geldi kalbimin. Yoksa kalbime geliyormuş 2-3 santim yukarısı. Yorgun kuruş. Şu an biraz ağrım var ama normal, yine iyi. Sıkmasınlar yani, bizim gibi geliyor mesela küçük çocuğa değse ölürdü, bana değil. Biraz yukarı gelse ölebilirdim ben. İşte bunun hesabını kim verecek? Şikayetçiyiz bulursak skanı. İşte misafiri ağırladık. Yatakları serdim. Çocuk geldi, uzandı, daha uyumamıştı. Uyumamıştık. O zaman baktım yanımdan bir arı gibi bir şey benim. Ben de çocuğa bitişik yanındayım. Bir şey arı gibi geldi, sesli ışlık çalar gibi düştü çocuğun üstüne. Bu bağırdı. Anne bana bir şey oluyor dedi. Bir şey geldi bana değdi dedi. Öbür abisi de yanından kalktı, açtık baktık ki yüreğinin başı o boş yeri açılmış. Eline de değmiş. Eline değmeseydi zaten ölürdü orada. Allah onların belasını versin. 3 günden beri bizim çektiğimizi hiç kimse çekmedi. Yığıldım kaldım mı? Komşular hepsi yetişti. Biz valla çocuk ölümü gördü geldi. Ben baygınlık geçiriydim. Azgara Allah onların belasını versin. 3 gündür ben onlara bela okuyayım. Allah'ım yani bu devletimiz bunu artık bir son versin. Silahı yasaklasın, nedir bu? Ne yani bu acılar yazık değil mi? Aa, bugün bu yarın o ölüp gidiyor, çocuklar ölecek. Zaten iyice açılmıştı. Ben dedim kurşun içinde. Açılmıştı, korktuk. Biz orada çok korku yaşadık. Ailecek biz ne yapacağımızı şaştık. Millet yetişmeseydi. İyi ki buradan da polisler geçmiş, onlar döndüler. Ambulansı çağırdık, götürdük. İşte tutanak tuttular. Götürdük, karakola teslim ettik. Çocuk şube istedi, ona da götüremedim. Yürüyemeyim. Şu an ağrısı var. 2 gece yatmadı. Bugün şimdi biraz iyi. İşte götürdüm, pansumanını yaptırdım. Devletimizden istediğim bu silahlara bir son versin. Yasa gitsin. Biz öldü dedik, yıldı kaldı çocuk. Artı bizim korkumuz da bize yetti yani. Nalet olsun o silah sıkanlara, nalet olsun. Nalet olsun, her gün ben onlara batta okuyayım. Yazık değil mi? Ben öyle bir korku yaşadım ki zaten baygınlık geçiriydim. Yıldım, çocuğuma bakamayayım.